Okullar ve spor. Bununla ilgili acaba dedim ne var? Bununla ilgili de şey buldum. 6 tane kapının çerçevesinden yapabileceğin egzersiz. Yani kapı çerçevesi kullanarak yapabileceğin egzersizleri. İşte mesela kol egzersizi, bacak egzersizi, işte boynu nasıl hareket ettirsin. Her birinin bir sürü şeyi var yani. Kapı çerçevesiyle yapabileceğin egzersiz dolu yani bir sürü. Tasarımcı düşünme. Design Thinking ve kapılar. Bununla ilgili ne var diye baktım. Bu, çok güzel bir makale buldum. İşletme derslerinde yeni kapı tasarlatıyorlar. İşte ben de bunu yapıyorum. Derslerimde mesela geleceğin cüzdanını tasarlatıyorum. Diyorum ki mesela herkes cüzdanını çıkarsın diyorum. Derste böyle özellikle dikkatler dağıldıysa yani bir aktivite yaptırıyorum. Herkes cüzdanını çıkarsın. Bu diyorum benim cüzdanım. Herkes de çıkarsın. Masanın üstüne koysun diyorum herkes cüzdanını. Şimdi de diyorum gözlerinizi kapatın. Böyle herkes şaşırıyor, korkuyor falan. Hayır diyorum gözlerinizi niye kapatıyorsunuz? Kapatmayın. Bazıları da kapatıyor hemen ha kuzu gibi. Ulan gidecek cüzdan önünden. Bir sahip çık cüzdanına manyak. Neyse. Ama dikkatler dağılıyor. Uyuyanlar uyanıyor tamam mı? Sonra diyorum ki geleceğin cüzdanını tasarlayacaksınız. Herkes kendi cüzdanından yola çıkarak geleceğin cüzdanı nasıl olmalı sizce? Grup halinde bunu tasarlayın. Design thinking kullanacaklar. Yani işte bunun formu ne? Cüzdan dediğimiz şeyin şekli ne? Fonksiyonu ne? Neden biz cüzdan kullanıyoruz? Cüzdansız yapabilir miyiz? Her şeyi bir kartta toplayabilir miyiz gelecekte mesela? Bütün cüzdan bir kart olabilir mi? Hatta bir çip olabilir mi? Hatta böyle parmak izinden her şeyi ödemeleri falan yapabilir miyiz? Mesela bütün cüzdanı ortadan kaldırsak nasıl kaldırırız? Yüksek teknolojik cüzdan çözümleri neler olabilir? İlla hani bu cüzdana mı ihtiyacımız var? Daha güzel mesela kaybolduğunda track edilebilecek, izini sürebileceğin cüzdanlar nasıl yapılır? Gibi. Yani böyle geleceğin cüzdanını tasarlıyor öğrenciler. Sonra ona bir fiyat koyuyorlar. Kimlere satacaklar? Poster hazırlıyorlar ve satıyorlar sonra. Böyle bir aktivite yaptırıyor. Yani geleceğin cüzdanı nasıl olacak? İşte bunun gibi bir aktiviteyi kapılarla ilgili yapıyorlar. Onun makalesini gördüm. Yani kapılar, kapı tasarlama egzersiz. Geleceğin kapısı. İşte kapıyı yeniden nasıl düşünebiliriz? Böyle gerçekten hani design thinking, tasarımcı düşünmek için çok güzel bir konu kapı konusu. Fotoğraf sanatına daldım. Fotoğrafçılar kapıları nasıl kullanıyorlar? Yarı açık kapılardan fotoğraf çekme sanatı üzerine birisi yoğunlaşmış. Yani kapı aralığından böyle çok güzel fotoğrafları nasıl çekersin? Bununla ilgili bir sürü örnekleri toparlamış. Bayağı ilginç yani. Hani kapı aralığından böyle gösterebileceğin kadar detayı mesela güzel bir şekilde nasıl gösterirsin? Işığı falan ona göre nasıl ayarlarsın? Kapılar ve kullanıcı deneyimi. Bunun üzerine merak sardım. Yani acaba kullanıcı deneyimi açısından düşünecek olursak hani kullanıcının bakış açısıyla kapılara baktığımızda iyileştirmeler yapılabilir mi? Nereden yapılabilir? Kapı kulpları, işte kapıların açılış, kapanış şekilleri bunlar daha pratik hale nasıl getirilebilir? Bununla ilgili de bayağı araştırma var. Yani böyle boru değil, bayağı bildiğim bunları araştırıyorlar uzun uzun yani. Hani tasarımcılar, mühendisler. Sonra şeye daldım buradan. Sustainability. Kapılar ve çevre dostu kapılar. Yani çevreyi koruyan kapılar. Enerjiyi daha fazla koruyan, dışarıya işte ısıyı salmayan, dışarıdan soğuğu geçirmeyen kapılar. Enerjiyi maksimum tutan ve hakikaten çevre dostu kapılar. Hani böyle en az zarar veren ormana, çevreye. Nasıl tasarlamalıyız ki kapıları? Çevreye en dost halinde olsun. En böyle az zararı versin. Sonra hastane kapılarına daldım. Acaba dedim hani hastanelerin kapıları nasıl olmalı? 5 tane faktör varmış. Çok önemli hastane kapılarında. Dikkat edilmesi gereken. Bir, ağırlık ve dayanıklılık. Çok böyle ağır ve dayanıklı kapılar olması gerekiyormuş. Ama şöyle, şimdi çok hızlı geçilebilecek şekilde olması lazımmış aynı zamanda. Yani mesela sedye ile son hız geçiyorsun. Böyle çok hızlı açılabilecek, çok hızlı kapanabilecek kapılar olması gerekiyor. Engel olmaması gerekiyor. Materyalinin nasıl olması gerekiyor mesela? Polimer kapılar işte daha hızlı açılan, daha hızlı kapanan. Her saniye çok değerli çünkü hastanede. Nasıl kapanacağı mesela bazı geçiş bölgeleri var. Oradan herkesin geçememesi gerekiyor. Ne zaman nasıl kapanacak?
bu hastane kapılarının da bayağı bir şey olduğunu gördüm. Böyle uzmanlık gerektirdiğini gördüm buradan yani. Böyle bir sürü hastane kapısının ayrı bir şeyi varmış yani. Sahası varmış yani. Hastane kapısı yapan ayrı firmalar var mesela. Kapılarla ilgili kağıtlar. Kim ne demiş? Ünlü yazarlar kapılarla ilgili neler söylemişler kitaplarında. İşte kapıyla ilgili bütün atasözleri. Oradan, oradan artık tamam dedim yeter. 34 tane ayrı şey çıktı çünkü buradan. Yani 30, 34, 35. İnanılmaz bir şey ya. Hatta bu burada da kalmıyorsun. Aslında yani bir böyle kendimi kaptırdım dedim ki bunu 100'e tamamlayabilir miyim? Hakikaten de 100'e tamamlayabilirsin yani. Hani böyle kapıları tak kafaya. 100 tane şey bulabilirsin. Çok da düşünmene de gerek yok. Rastgele bir şey bu. Kapı ve de örümcek de mesela çıkıyor bir şey. İlla çıkar yani. Kapı ve kitap de işte kitaplar ve kapılarla ilgili bir sürü şey bulursun yani. Kapı işte ve uzay gemisi de çıkıyor yani hani. Bir sürü şey var yani. Hani kapı de işte ve kuş de kuşlar ve kapılar bir sürü şey çıkıyor yani. Hani ne dersen de hiçbir istisnasını görmedim yani. Alakasız şeyleri koydum böyle kapıyla beraber. Çok enteresan şeyler öğrendim. Yani hiç hayatımda düşünmeyeceğim şeyleri gördüm yani. Hani buradan da şu çıkıyor. Şimdi sen mesela girişimci olmak istiyorsun ya da hani böyle çok uzaklarda fikir aramaya gerek yok. Onu demek istiyorum. Mesela kapılardan yola çıkarak mesela adam milyonlarca dolarlık iş kurmuş yani. Ne nasıl yapmış bunu? İşte gizli kapılar, gizli bölmelerle yapıyor. Hani kimsenin göremediği bir şeyi gördüğün anda sen orada özelleş, kendi maceranı kur. Kimsenin merak etmediği şeyi sen merak et. Oradan sihirli kapılar açılıyor sana. Alice'in Harikalar Diyarına açılan kapı gibi. Sen de hayatında bambaşka kapılarla bambaşka yerlere açılıyorsun. Bu çok enteresan. Yani mesela ben bunu 34 tane de durdum artık makale çünkü baktım çok yorucu hale geliyor. Ama mesela durmasaydım 100 tane yapsaydım yapardım yani. Hani 150'ye falan çıkabilirsin yani. Hani ne kadar psikopat olacağına göre değişir yani. Hani bak, mesela kapılarla ilgili yazılmış tezler var. Kapılar üzerine bir sürü tez yazılmış yani. Hani doktora tezi ya bunlar yani. Dolayısıyla böyle kapı deyip geçmeyeceksin yani. Kapının arkasında bir sürü yüzlerce şey var yani. Hani bu neden kapı peki? Kapı çünkü böyle çok sıradan ya. Hani böyle her gün hepimizin sürekli karşılaştığı, hayatımızın hepimizin tam ortasında bir şey bu. Yani kapı kapısız yerden mi geldin derler değil mi mesela? Yani mesela bir görgü kuralları için de mesela kapı çok önemli. Bir yere nasıl gireceğin, nasıl çıkacağın değil mi? Yani Doğru. ritüeller açısından da çok önemlidir. Tarih boyunca da çok önemli olmuş. Bir sürü işte her açıdan medeniyetler tarihinde bile çok büyük önem var kapıların yani. Şimdi kapı deyip geçmediğin anda bu hayatın her şey için geçerli. Şimdi ben mesela bu makaleyi kapı yerine karpuz üzerine yapsaydım bu kadar çok şey bulamayabilirdim belki ama karpuzla ilgili de garanti veriyorum bir 25-30 tane farklı açıdan karpuza yaklaşabilirim yani. Doğru. Karpuz çekirdeğinden girersin, karpuz tarım, karpuz çeşitleri işte dünyada mesela Japonya'da bir karpuzlar var. 1.000 pound'a falan satılıyor. İnanılmaz lüks karpuzlar yani. Mesela şekli değişen kare küp şeklinde karpuzlar var. Yapıyorlar Uzak Doğu'da. Karpuzun da bir bilimi, bir sanatı, bir sürü şeyi var yani. Karpuzdan yapılan sanat eserleri girsen çıkamazsın yani. Karpuz da mesela aynı şeyi karpuzda da yapsak mesela fark etmez. 30 tane şey bulabilirim yani. Hani önemli olan burada metodoloji. Yani ve hayal gücü. Beynini nasıl kullandı? Hani neyi araştırdığın önemli değil. Hani ilhamın nereden geleceği önemli değil. Sen mesela hayattaki her şey aslında bir fırsat. Nasıl bakacağına bağlı. Her şey bakış açısına bağlı. Her şey senin perspektifine bağlı. Bir şeye nasıl bakarsan öyle görüyorsun. Mesela sen kapıya baktığında sadece kapı görüyorsun. Ama başka birileri kapıya baktığında yüzlerce başka şey görüyor. Bu da araştırmayı hak ediyor dolayısıyla. Hani böyle mimari eserlerde kapılara bir dalsan mesela ömrünü geçirsen ömürler boyu araştırabileceğin kadar materyal var yani.
Mimar Sinan'ın camilerindeki kapılar mesela. Bir dalsam buna mesela. Kim araştırdı bunu doğru düzgün? Fotoğrafıyla bilmem nesiyle. Mesela bu işte önemli tarihi eserlerdeki kapıları mesela sanal bir galeri haline getirmedik mesela biz. Çünkü kimse bunu kafaya takmıyor yani. Ya da bunu bir problem olarak görmüyor kimse. Bunu bir hani bir başlangıç noktası, bir fırsat olarak kimse görmüyor. Önemli olan kimsenin düşünemediği bir şeyi kafaya takıp dalacaksın oradan yani ve 100 şekilde düşüneceksin onu. Yani 100 tane fikir üretebilirsen sen kapıyla ilgili mutlaka bir yerlere varacaksın. Kimsenin varamadığı yerlere de varabilirsin. Ya belki şu anda siz hani bu kapı konusunda belki hani yıllarını vermiş ustaların bilmediği nice şey biliyorsunuz yani. Evet Şu anda ama beynim inanılmaz açıldı yani şu şimdi bak bu 35 maddeden. kitapları nasıl diyeyim 3-4 saatimi aldı yani kapılarla ilgili bu kadar hani artık Google çağındayız ya böyle hani uzman olmak için böyle ömrünü harcamaya gerek yok. 3-4 saat sadece kapılarla ilgili böyle Google search'leri yaparak ben bunları sadece 3-4 saatimi aldı. Bu makaleyi yazmakta toplam 5 saatim falan aldı. 5 saatte böyle ömür boyu hani öğrenilebilecek bir sürü şey öğrendim yani. Hani bu bir sembol ama yani. Sonuçta ne koyarsan koy buna. Kapı yerine pencere de koyabilirsin. Pencerelere de girsen bir bu kadar şey de oradan bulursun. Burada bulamayacağın başka şeyler açılır orada da. Pencerelerden de başka konular açılır yani. Ya da çatı. Çatıdan da girebilirsin yani. Hani önemli değil. Evin parçalarını bırak bir kenara. Muzdan girebilirsin yani. Bir yiyecek seç mesela. Zeytin. Zeytinden bir gir. İşte kutsal kitaplarda zeytin, medeniyetlerde zeytin, Akdeniz havzasında zeytin. Binlerce şey bulabilirsin zeytinle ilgili. Zeytinle ilgili işletmeler, zeytinle ilgili iş fikirleri, zeytinle ilgili işte mühendislik ve zeytin de muhakkak bulunur bir şeyler. İşte havacılık ve zeytin de eminim çıkar bir şeyler. Yani saçma olabilir bazıları. Önemli değil. Yani önemli olan hayal gücü. Sen zeytin çekirdeğinden de yola çıkabilirsin. Mesela zeytin çekirdeğinden 100 tane ayrı fikir düşünelim, çıkartalım. Mesela birbirine bağlarsın, ortadan delik açarsın, tespih yaparsın zeytin çekirdeğinden gibi. Bu bir tane. 100 tane bulabilir misin? Beynini açsan yani. Zeytin çekirdeğini doldurmayacak şeyler yani. Hani fikirler. Ama bu bir meraktır, hayal gücüdür yani. Mesele merak, hayal gücü. Sen onunla ilgili 100 tane şey çıkartabilirsin yani. Hani hayal gücünü kullandıktan sonra. Sonra da böyle egzersizler tasarladım. Kapılarla ilgili. Onları da söyleyeyim hemen. Hatta izleyenlerimiz de böyle kapılar üzerine böyle bu egzersizleri yapabilirler yani. Hayal gücü geliştirme adına. Birinci egzersiz şu. Kapıyla ilgili bir sanat eseri oluştur. Yani merkezinde kapı olsun. Mesela bu bir video olabilir. Kapılarla ilgili video çekebilirsin. İşte mahallendeki, şehrindeki 20 tane kapının fotoğrafını çekebilirsin. Kapı galerisi yapabilirsin. Instagram kapı galerisi oluşturabilirsin. Kapıları çizebilirsin. Karalamalarla. Kapılardan işte kapı üzerine bir makale yazabilirsin. Kapıyı merkeze alan hikayeler yazabilirsin. Mesela 10 tane hikaye yazarsın. Hepsinin ortasında bir kapı olur yani. Onları birbirine bağlayan da kapı olur. Hatta bununla ilgili bir dizi var bu arada. İngiltere'de bir dizi var. 9 numaralı kapı diye. Yani 9 numaralı kapının içinde diye bir dizi var yani. Bütün dizinin bölümleri birbirinden bağımsız ama hepsi 9 numaralı kapının arkasında geçiyor. Yani 9 numaranın arkasında. Inside number 9 diyor. Hepsinin kapı numarası 9 yani. Kapı şey ama hepsinde de böyle umulmadık bir senaryo, hayal gücü çıkıyor. İnanılmaz da güzel bir dizidir yani. Inside Number 9. Şimdi kapıyla ilgili dizi de yapabiliyorsun dolayısıyla. Sen kafaya koy yeter ki. Ya da performans, tiyatro. Ortasına da bir kapı olacak. Hacivat Karagöz oyunu yapabilirsin. Kapı ortasında olur. Kapının önünde geçer. Ya da işte Nasrettin Hoca ve kapı fıkraları oturursun. Kendin fıkralar üretirsin. Yani şakalar üretirsin. Kapıyla ilgili bir stand-up yaparsın. Cem Yılmaz gibi oturursun. Şakalar üretirsin. Kapıyla ilgili şiir yazabilirsin. Yani böyle birinci egzersizde yaptığımız şey böyle kapıyı esas alarak sanat eseri verebilir misin?
Yani bu istediğin her şey olabilir. İkinci egzersizimiz işte etrafınızdaki, şehrinizdeki kapıların fotoğrafını çek. Cep telefonunuzu alın. İşte farklı kapılara dikkat edin. Birbirinden farklı 12 tane farklı kapının fotoğrafını çekin. Farklı renkler olsun, farklı dönemler olsun, farklı periyotlar olsun, farklı mimari stiller olsun. Ve bunların her birine bir isim verin. Kendiniz bir marka koyun, bir isim. Ya da böyle ismini öyle bir koyun ki hayal gücünü de ortaya çıkaran isimler olsun. Kapılarla ilgili daha önce öğrenmediğiniz, dikkatinizi çeken şeyleri de bir kapı defteri tutun ufak. Kapıyla ilgili bir günlük yapın yani. Yani üçüncü egzersizimiz şu. Bir kapı düşünün ki çocukluğunuz açılıyor. Çocukluğunuzda sizin böyle çok vaktinizi ayırdığınız, oyun oynadığınız çocukluk odanız açılıyor. O kapı. Şimdi o kapıdan girin. Hayal edin ki siz orada çocuksunuz, oyun oynuyorsunuz. Orada hayal dünyanıza girin ve hafızalarınıza girin. Neredeydiniz? Nasıl bir oda o? Odanın detaylarını hatırlamaya çalışın. Kapıyı hatırlamaya çalışın. Orada ne oynuyordunuz? Nelerle zaman geçiriyordunuz? Nasıl kendinizi eğiliyordunuz? Oyuncaklarınız nelerdi? Ne düşünüyordunuz? Nasıl hayal kuruyordunuz çocukken? Yalnız mı oynuyordunuz? Başka çocuklarla da oynuyor muydunuz? Anneniz babanızla oynuyor muydunuz mesela? Yani o oyun dünyanıza geri dönün. Bütün detayları hatırlamaya çalışın. Anneanneniz, dedeniz falan var mıydı yanınızda? Teyzeler, halalar. İşte televizyon açık mıydı? Hangi çizgi filmleri izliyordunuz? Hangi oyuncaklarınız vardı sevdiğiniz? Hayal gücünde ne tür oyunlar oynuyordun mesela? Evcilik mi oynuyordun? Ya da işte Transformers'la mı oynuyordun? Neyle oynuyordun yani? Ya da taso kartlarıyla mı oynuyordun? Ya da işte turbo sakızların içinden araba resimleri çıkıyordu ya, onlarla mı oynuyordun yani? Koleksiyon neler, ne koleksiyonların vardı mesela çocukken? Bunları hatırlayın, yazın ve bir günlük tutun. Çocukluğunuza nasıl dönebilirsiniz? Oradan da bir anılarınızı hatırlayın. Çocukluğunuzdan hangi anıları hatırlıyorsunuz? Bunlar size ne fısıldıyor? Çocukluğunuza açılan bir kapı hayal edin. O kapının içinden girdiniz, nelerle karşılaştınız? Bunları oturun yazın. Bunları belki hikayeye dökebilirsiniz. Bunları belki bir hani anı kitabına dökebilirsiniz. Günlüğe dökebilirsiniz bunları. Ve buradan bir sürü şey çıkabilir yani. Çünkü çocukluğumuzda bir sürü şeyin anahtarı çocuklukta yani. Belki de senin gelecekte böyle hayal gücü en çok sevdiğin şeyler nelerse çocukluğunda yaptığın, belki onlara geri dönsen daha mutlu olacaksın şu anda. Biz çocukluğumuzla bağımızı çoğu zaman kopardık, unuttuk yani. Halbuki geri dönsek o odamıza, çocukluk odamıza ya da evimize, belki oradan bir sürü şeyler çıkacak, hayal gücümüzü tetikleyecek olan. Belki oradan hani hayatımızda yepyeni kapılar açılacak. Bu benim için oldu yani. Ben karalama yapmayı çok seviyordum çocukken. Yaş 40'tan sonra, 40 yaşından sonra oturdum. Karalama yapmaya döndüm yani. Karalama yapıyorum bu saatten sonra. Ve çok mutluyum yaptığım için. Yani çocukluğumu yeniden yaşıyorum. Adeta bir ikinci bahar yaşıyorum yani hayatımda. Bu çok önemli yani. Çocukluğunuza açılan kapı. Üçüncü egzersiz bu. Bunu yapalım. Ve buradan neler öğreniyoruz? Hayatımızda ne tür kapılar açılıyor? Bunu düşünelim. Dördüncü egzersizimiz şu. Kapıyı açık tutmanız gerekiyor. Bunun için 15 farklı fikir üretin. Yani mesela kapının önüne ağır bir şey koyarsın değil mi? Vardır böyle hani şey ağır işte baykuşlar falan vardır kapının önüne koyarsın. Bu bir tane fikir mesela. Başka ne yapabilirsin? Kapının önüne konulabilecek bir sürü şeyler var. Ya da kapıyı mesela tepeden açılan şeyler var değil mi? Araya mesela engel koyarsın açık durması için. Ya da işte kapı kulbuna bir şey yaparsın. Ya da bir ip bağlarsın. Bilmiyorum. Yani 15 farklı çeşit fikir bulun. En az 15 çeşit. Hepsi de kapının kendi kendine açılmasını ya da açık kalmasını sağlayacak olsun. Bunu 15 farklı şekilde nasıl yapabilirsiniz? Bu da bir problem yani. Beyne bir problem veriyorsun. Ve 15 farklı şekilde çözebiliyorsun. Bir tane de ben örnek vereyim. Kapılarla ilgili bir tez koy. O tezler zaten ağır oluyor hakikaten. Kapının önüne koysan onu kapıyı açar yani o tez. Kapıyla ilgili tez. Hakikaten de bazı
hocalar dalga geçer mesela. İşte bu tezler ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor diyor. Kapının önüne koyuyoruz bunları diyor. Yani ağırlık yapıyor. Yani doktora tezlerini okuyan yok zaten yani. Hani o ciltlenmiş ağır yani. Tam böyle kapının önünde duracak bir şey yani. Hani gerçekten bir yaşlandı çocuk olursa güzel bir işe yarıyor orada yani. En az 15 tane fikir üreteceksiniz. Kapıyı açık tutan. Belki de hiç üretilmemiş fikirler de ortaya çıkacak böylelikle. Tabii ki. Amazon'a bakın. Ben bunu araştırdım sonra. Yani merak ettim. Amazon'da böyle onlarca çeşit şey var. Kapıyla ilgili. Kapıyı açmak, kapının önüne tutacak olan. Bir sürü farklı şey var. Ürün var yani. Hayalinize bile gelmeyecek ürünler birçoğu da. Ama yapmış birileri ve Amazon'da takır takır satıyorlar yani. Ve son, beşinci bir egzersiz. Son olarak bunu da söyleyeyim. Hayal edin ki sihirli bir kapı var. Bu sihirli kapı, hatta 9 tane kapı var. 9 ayrı kapı var. Bu 9 ayrı kapının 9'u da bambaşka dünyalara açılıyor sizin için. Hayal edin. Ve o kapıdan geçtiğiniz anda o dünyalara seyahat edeceksiniz. Neler olabilir bu dünyalar? Yani her bir kapıdan başka bir yolculuğa çıkıyorsunuz adeta. Mesela çok sevdiğiniz, en güzel tatilinizi geçirdiğiniz, atıyorum işte İspanya'ya, Yunanistan'a vesaire, ya da işte Marmaris'e Kaş'a açılıyor bir tanesi diyelim. Bir tanesi işte Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman döneminde Topkapı Sarayı'na açılıyor mesela, atıyorum. Bir tanesi Uluslararası Uzay İstasyonu'na açılıyor kapının bir tanesi. Yer çekimi yok, ne yapacaksın hadi bakalım. Hayal et ki oradasın yani. Bir tanesi Mars'a açılıyor. Mars'ta kendini hayal et. İşte astronot kıyafetinde. Ne yapacaksın orada mesela? Keşfedilecek bir sürü yer var Mars'ta. Hayal et yani. Mesela Mars'ta zıplasan 3 katı zıplayabiliyorsun. Hayal et. Bu çok eğlenceli aslında, düşün. Hayatta kalabilirsen orada. Tabii nefes alma gibi ufak problemler var. Onları geçtik. Yemek bulamıyorsun, su bulamıyorsun. Bunları geçtik yani. Bunlar küçük problemler. Bunları aştığını düşünelim. Bunları aştığında gerçekten eğlenceli bir yer. Neden? Zıpladığında 3 kat zıplayabiliyorsun. Matt Damon'ın şey filminde aşıyor yalnız bunları biraz. İzlediniz mi? Mars diye bir film var. İzledim. Benim ilgimi çeken bu Mars olimpiyatları. Yani Mars'ta gelecekte mesela olimpiyatlar yapılsa, bu olimpiyatlarda mesela herkes, hayal edelim ki yerçekimi 1/3, dünyanın 1/3. Bu şu demek, atladığı zaman şeyler, sporcular böyle havada mesela kaç takla atabilirler? Hayal et mesela. İşte ya da bir topu attın diyelim. O top 3 katı gidebiliyor. 3 kat yukarıya çıkabiliyor. Bu şey demek. Yani bütün dünyadaki oyun kurallarının yeniden yazılması demek. Mars'a ait yepyeni spor sahaları açılacak. Düşünsene, hayal etsene bunları. Mars'a dair olimpik şeyleri hayal edelim şimdi. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Yani Mars olimpiyatları yapıldığı zaman mesela bayağı bir eğlenceli festival olacak yani diye düşünüyorum mesela, hayal dünyamda yani. Kesinlikle olur. Atraksiyon işte, bu insan beyni hayal seviyor. Hani bu bir başka kapıydı açılan. Mars olimpiyatlarına açılan bir kapı hayal et. Şimdi bir başka kapı hayal et mesela. Güneş sisteminden çık. Oort cloud'larına git. Oort bulutları. Oort bulutları ne? Kuyruklu yıldızların yer aldığı, böyle Plüton'dan sonra Neptün, Uranüs, Plüton, bunları geçtin. Güneş sisteminin en ucundasın artık. Ve bu güneş sisteminden çık git bayağı atlaya kuyruklu yıldızlardan bayağı bir gidiyorsun. Ne kadar bayağı dedim? Bir işte 3 ışık yılı kadar gidiyorsun. 3 ışık yılı boyunca devam ediyor bu Oort cloud'ları, Oort bulutları. Ve burada bir sürü buzdan işte ve kayadan oluşan asteroid var. Bu asteroidleri mesela hayal et. Ya da işte Game of Thrones'a açılsa orada ne yapardın? O bayağı arkanı kollaman lazım. Hayatta kalma mücadelesi. Yani orada mesela her an kellen gidebilir yani. Nasıl hayatta kalacak? Hayal et, yaz yani hikayeni. Game of Thrones'ta sen kimlerin yanında mesela olurdun? Yani kaybetmeyecek birisi. Robb Stark'ın yanına gitme yani. Yani gitmişken böyle hani iddialı birilerinin yanına gitmen lazım. Ejderhası olan birinin yanına git yani. Hani kalesinin yanında sağ taraftan yanaşabilirsin kalesiye yani. Anlıyor muyum? Hani yani böyle
Kendini hayal et mesela bu evrenlerde, hayal dünyalarında. Bir sürü şey çıkabilir yani buradan.